Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkillah ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ve men velahum ecma'in. Şanlıurfa Hilvan ilçe müftüsüyüm. Öncelikle heyetinizi burada bulmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. 1972 yılında Siirt'te dünyaya geldim. Okulla beraber cami derslerini tahsil ettik. İlkokuldan sonra hasaten dini ilimleri eğitimini aldık. İcazetnameden sonra hafızlık yaptık. 1994'te de Diyanet İşleri Başkanlığımıza ilk intisabımız oldu. 94'ten bugüne de elhamdülillah hasbelkader kurumumuza hizmet etmeye çalışıyoruz. Halkımıza, milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. İlahiyat Fakültesini, Ankara İlahiyat Fakültesini okuduk. İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas mezunuyum. İmamlık yaptık. Vaizlik yaptık 2012'den 2017'ye kadar. 2017'den bugüne dek de müftülük yapıyoruz. Tekrar bizi ağırladığınızdan dolayı size müteşekkirim. İyilik konusunda da bizim mesleğin zaten her alanı iyilik olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle Cenab-ı Hak bize bu mesleği lütuf ettiğinden dolayı Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Baba ve annelerimizin bize bu mesleğe yönelmeleri, bize emek veren bütün hocalarımızdan Allah razı olsun diyoruz. Halkımızın işte katkılarıyla, devletimizin verdiği maaş ile hem kendimizi geliştirdik, hem çocuklarımızı okutabildik. Bu vesileyle hasreten hem milletimize hem devletimize müteşekkiriz. Tabii hayatımızın tamamı elhamdülillah iyilik içerisinde geçtiğini düşünüyoruz. Tabii bu süreç içerisinde özel bir takım anlarımız da olmuştur. Etkilendiğimiz bir takım durumlar veya etkilediğimiz bir takım anlar olmuştur. O anlardan bir tanesi de şuydu. İstanbul'da imamlık yapıyorduk. 800 metrekarelik bir camimiz vardı. İnşaat halindeydi. İzin almıştık. Her hafta yardım topluyorduk. Bir hafta dedik ki ya bu hafta biz dinlenelim dedik. Hem dernek başkanına tamam hocam dedi. Olur hocam be dedi. Namazdan sonra tabii herkes dağıldı. Biz de çıkacak iken baktım bir tane vatandaşımız yanımıza geldi. Hocam dedi sizin caminiz inşaattadır. Dedim doğrudur. Niye para toplamadınız dedi. Ya dedim vallahi her hafta topluyoruz. Dedi ki bu hafta dinlenelim. Olur mu hocam dedi ya. Ben Kartal'dan geliyorum dedi. Pendik'te görev yapıyorduk. Oradan buraya gelinceye kadar 8-9 tane cami üzerinden geçtim. Burası inşaat olduğu için ben buraya geldim dedim ki ben sadakamı koyayım camiye. Camiye sadakamı vereyim dedim. Bakın işte hocam mani oldunuz. Bu beni çok etkiledi. Yani milletimiz o kadar asildir ki, o kadar hayırseverdir ki. Bu çok etkiledi beni. Dolayısıyla bazen biz hani yardım topluyoruz ya, bazıları işte şöyle böyle derler ama aslında öyle değildir. Yani milletimizin asaleti aslında budur. Haftada bir defa bir sadaka verirse, sadaka-i cariye, bundan daha büyük bir sevap mı vardır? Birincisi buydu. İkincisi de bizim o cami yaparken sanayi bölgesindeydik. Yani etrafımız tamamen fabrikaydı. Bazen o fabrikaları ziyaret ederdik sıkıntılı zamanlarımızda. Bir gün dernek başkanına söyledik ki, dedim Hacı abi şurada bir tane fabrika var, 150 metre mesafemiz. Buraya niye hiç gitmiyoruz? Hocam dedi o gayrimüslimdir. 60 civarında işçisi vardı, vardiyeli gece gündüz çalışıyordu. 70 yaşında bir adamdı. Ailesi yurt dışındaydı, sadece kendisi orada, fabrikası oradaydı. Olsun dedim, ona da gidelim dedik. Siz bilirsiniz hocam dedi. Tabii o zaman gençlik, 24-25 yaşlarındaydık. Gayrimüslime cami için yardım, yardım talep edilebilir ki. Hiç aklıma gelmedi. Gidelim dedim.
Dedik tamam gidelim. Biz gittik tabii. İşte bir odası vardı. Fazla temiz de değildi odası. Böyle tozlu mozluydu. Küçük bir tane kelbi de vardı. Buyurun dedi. Ya işte siz komşusunuz camiye. Durumu da biliyorsunuz. Dedi ki bugün size gelelim. İlk ifadesi şu oldu. Dedi ki siz gidin. Hiç kimse kalmazsa o zaman yanıma gelin dedi. Bunu demesiyle beraber ben irkildim. Ondan sonra dedim ki biz çıkıyoruz. Sonra dernek başkanına da heyetine de söyledim. Dedim ki ben büyük bir hata yaptım. Niye hocam? Ya dedim Cenab-ı Hak diyor ki müşrik camiyi imar edecek değildir diyor. Ben nasıl bu hatayı hafız olduğum halde nasıl bu ayet aklıma gelmedi? O günden beni görüp bu aklıma geldikçe kendimi kınıyorum. Ya Rabbi diyorum vallahi ben hata yaptım ama bilmeyerek hata yaptım. Dolayısıyla bu hayırlı işleri, cami işleri, Kur'an kursları işleri, diğer hayır hasenatları müminler yapacaklar. Gayrimüslimler yapacak değillerdir. Değillerdir ifadesi ayrı bir şeydir. Yapmazlar da ifadesi ayrı bir şeydir. Kur'an yapacak değildir diyor. Yani yapmaları mümkün değildir. Bu beni çok etkilemişti. Ondan sonra müftülük sürecimizde de ilk atandığımız yer şeydi, Elazığ'dı. Bir ilçesi vardı. Vakfımızın kocaman bir binası vardı. 5 katlıydı, 280 metrekare büyüklükteydi. Ama 25 yıl önce yapılmıştı o zaman. Allah razı olsun o hocalarımızdan, büyüklerimizden büyük bir emek vermişlerdi. Ama üzerinden 25 yıl geçmişti. Ama o bina çok deforme olmuştu. Yani dış kısmı tamamen kabarmıştı, olukları kırılmıştı, çatısı su çekiyordu. Biz gittik, hem içi hem dışı. Büyük bir restorasyon gerekiyordu. Arkadaşlara istişare ettik, ne yapabiliriz? Vakfın binasıdır, vakfın evidir. Ondan sonra halkımız yapmıştır, sahip çıkmamız gerekiyor dedik. Bir gayret gösterdik, bir çalıştık, çabaladık. Bir kısmını hem bizim Türkiye Diyanet Vakfı katkı sundu, hem bizim yönetim hizmetleri katkı sundu. Bir kısmı da bizim etraftaki şube başkanlarımızla irtibat kurduk. Bir kısmı da onlar yardımcı oldular. İçini de restore ettik. Ama dış kısmı, o yalıtımı yapacağız, çatısını değiştireceğiz. Büyük bir masraftı. Dediler ki hocam bir tane hayırseverimiz var. Vakti zamanında buraya yardımcı olmuştur. İsterseniz onunla görüşelim tekrar. Biz de gittik birkaç defa onu ziyaret ettik. Böyle münasebetlerimiz oldu. En son dedim ki ya vakti zamanında siz buraya yardımcı olmuşsunuz. İşte o günkü vakıf başkanımızla beraber. Vallahi durum bundan ibarettir. Bu bina göçecek dedim ya. Bir gelin bakın. Gerçekten de öyleydi. Yani ilçenin girişindeydi. Gelen gören görüyordu. Bir de kötü bir görüntü de olmuştu. Birkaç defa ziyaretten sonra bir gün bana dedi ki hocam 10 gün sonra biz görüşelim. Tamam dedik 10 gün sonra görüştük. Hocam dedi isterseniz siz yapın. Bütün paraları biz ödeyelim. İsterseniz de bize verin hepsini biz yapalım. Dedim ki Allah sizden razı olsun. Bizi karıştırmayın biz sadece size dua edelim. Ondan sonra başladı. O gün 450 milyar para harcadı oraya. Şimdi şunu gördük. Yani biz çalışınca, gayret gösterince sonuç da alabiliyoruz. Orada bir memur kardeşimiz vardı. Babası, ailesi bazen ziyaretine gelirdi. Tabii yakın zamanda gelmişti. Bizim bina eski binaydı. 2 ay sonra gelince bakıyor ya diyor bu bina ben gelirken bu bina yoktu burada diyordu. Acaba yanlış bir yere mi geldim diyordu. Öyle bir şey yaşamıştık. Ama muazzam bir restorasyon yapmıştık. Halen de devam ediyor o elhamdülillah. Bir komşumuzda bir kurumumuz vardı. Çok güçlü bir kurum. Çok da değerli bir başkanı vardı, müdürü vardı. Öyle diyelim fazla şey vermeyelim. Bazen yanımıza geliyordu, oturuyorduk. Hocam diyordu şu levhanızı böyle bir aylığına bize verin de biz de binamızı restore edelim diyordu. Öyle bir şeyimiz olmuştu. Tabii bunu biz orada yaptık elhamdülillah. Vatandaşımız da büyük bir heyecan duydu. Yani bu çalışmalarımızı, vakfın çalışmasını görünce çok teşekkür etti, takdir etti. Çünkü sonuçta o bina, o vatandaşın binasıdır. O vatandaşa hizmet ediyor. Sonra bir Ramazan-ı Şerif geldi. 5 tane imam lazımdı bize. Sadece Ramazan'a has 5 tane imam gerekiyordu. İmam bulamadık ilçede. Ama 63 tane köyümüz var, 215 tane de mezramız var. Ama 5 tane imam bulamadık. Dışarıdan imam getirdik. Sonra oradaki arkadaşlarla istişare etti. Ya dedim vallahi buraya bir kurs gerekiyor, Kur'an kursu. Hocam dedi bir Kur'an kursu nasıl bir şey? Dedim ki büyük bir Kur'an kursu, böyle 100 yıllığına hitap edecek bir Kur'an kursu. Nasıl yapalım, nasıl edelim? Büyük bir şey. Bir arayış içine girdik o imam arkadaşlarımız. Allah onların hepsinden razı olsun. Çok bir, güzel bir ekibimiz vardı. Tabii arayış içindeyiz. İşte hayırseverlere gidiyoruz, kanaat önderlerine gidiyoruz. Derdimizi anlatıyoruz ama bir ışık alamadık. Dert olunca Cenab-ı Hak da kapı açıyor. Bir gün işte Elazığ'a gittik. Bir kursu ziyaret ediyoruz. Kursun yöneticisi hocam dedi
sizin orada dedi Kur'an kursu ihtiyacınız var mıdır? Ya dedim hem de hava su gibi. Hocam dedi gerçekten mi vardır? Evet dedim gerçekten hava su kadar ihtiyacımız vardır. Hocam dedi vallahi bir tane hayırsever vardır. Demiş ki ben bir kurs yapmak istiyorum. Eğer gerçekten orada ihtiyaç varsa biz yapalım. Biz kararını hemen verdik. Ondan sonra biz yer temini konusunda da Allah razı olsun bir kaymakamımız vardı. Çok değerli bir kaymakam. Buradan onlara selam gönderiyorum. Orada iki tane kaymakamla çalıştık. Her biri diğerinden çok daha değerli dostlarımız, abilerimiz, işte kaymakamlarımızdı. Kaymakam bir dedi ki hemen yapıyoruz. Milli emlakta gittik. Ne kadar varsa milli emlakta işte hazineye ait falan. Bazı işte mekanlar vardı bize yeterli gelmiyordu. Bazıları bize olmuyordu. Sonra bir hocamıza döndük. Hocam dedim vallahi işte bizim durumumuz bundan ibarettir. Geldi biz ilçeyi gezdik. Bizim müftülüğün hemen aşağısında böyle yapışık. Allah-u Teala nasip ederse oluyor. 6000 metrekare özel mülk vardı. Hocam dedi burası oluyor ama dedim orası özel mülk. Parayla satın alınacak bir şey değil. Olsun hocam dedi biz burayı alacağız. Ondan sonra biz o aileyle irtibat kurduk. Tabii bir miras olarak kalmıştı. 16 parsele paylaşılmıştı. Onları bir araya getirdik. Ondan sonra onlardan satın aldık. O hocamız, o hayırsever o parayı verdi. O zaman 2018'de 528 bin lira para verdi. Ondan sonra hemen inşaata başladık. Ondan sonra belki o ilçenin veyahut da o civarda en modern bina, Kur'an kursunu, 70 kişilik yatlı Kur'an kursunu biz inşa ettik. O şekilde şu anda elhamdülillah orada o hizmeti veriyor. Geçenlerde o iyilik noktasında şeye gittik. Elazığ'da bir taziye vardı. Biz gittik. Bizim ilçeden de Elazığ'a geldiler. Bir tane çocuk da vardı. Orada bir Kur'an okudu, bir aşır okudu. Ama öyle güzel bir aşır okudu ki. Sonra o hoca arkadaşa söyledim. Dedim ki hocam kimdir bu? Hocam dedi bizim kursta hafızlık yapan çocuklardan bir tanesidir dedi. Şu anda 50 civarında orada hafızlık yapan yavrumuz vardır. Tabii halkımız bunu bir heyecan ile takdir ediyor, teşekkür ediyor, dua ediyor. Bunun yansımalarını biz çok gördük. En son şu anda görev yaptığımız yerde de birkaç cümle arz etmek istiyorum. Geçen yıl, bir yıla yakındır biz buraya geldik. Ondan sonra 6 Şubat depremini yaşadık. O depremde de tabii herkes işte o göçük altındaki vatandaşımız, milletimiz, halkımız, devletimiz herkes seferber oldu. İlçede biz de aynen o şekilde. Bir dostumuz da öncülük etti. Yani kimliği önde olan, işte sıfatı önde olan değerli bir arkadaşımız, kardeşimiz. Dedi ki hocam biz işte bu şey bölgesine yardım toplayacağız. Tamam dedik. Ondan sonra biz arkadaşları haberdar ettik. Merkezi sistemle 2-3 gün boyunca o anonsları yaptık. Kısa bir zaman içerisinde 14 kamyon muhtelif gıda maddeleri, muhtelif malzemeler biz şeye gönderdik. O deprem bölgesine gönderdik. En son hocamız şunu söyledi. O arkadaşımız hocam dedi ben dedi vakfın da diyanetin de çalışmalarına hayran kaldım dedi. İnanın ki dedi eğer diyanet olmasaydı, vakıf olmasaydı en fazla bu ilçeden 2 kamyon çıkabilirdi. Ama 14 kamyon kısa bir zaman içerisinde biz gönderdik elhamdülillah. Orada da bir şey daha gördük. Şimdi arkadaşlar işte dediler ki soba ihtiyacı var. 2 kamyon soba gönderdik. Bir arkadaşımız, dostumuz gidiyor soba alacak. Bir dükkanda 6 tane soba vardır. Diyor ki bunları alıyorum işte kamyona götürüyorum. Tam o esnada bir tane hanım ablamız geliyor. O da diyor ki ya ben soba almaya gelmişim. O arkadaş da diyor ki 6 tane soba var. Her 6'sını da ben almışım ama siz de alacaksanız işte o deprem bölgesine bir tanesinin parasını siz verirsiniz. Tamam diyor ben alacağım ama 10 dakika sonra ben geleceğim. Bu arkadaş diyor ki biz oradaydık. O hanım abla gitti, geldi. Baktım ki parayı verdi. Dedim abla sen parayı nereden getirdin? Dedi ki ben yüzüğümü sattım. Yani o bizi çok etkiledi, çok duygulandırdı. Son olarak bizi buraya davet ettiğinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. En başta da Sayın Başkanımız Erbaş Hocamıza, Başkan Yardımcılarımıza, Genel Müdürlerimize, Daire Başkanlarımıza, tüm uzmanlarımıza ve tüm camiamıza selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ederim.